Karşılaşmanın ardından günün Buyurun. yıldızı Buffett'in Migomis'le birlikteyiz. Öncelikle tebrik edelim. Aranın ardından ilk maç ve tur atlıyorlar bugün. Nasıl değerlendiriyor mücadeleyi? Yeah, we are so happy to win this game, even for 1-0. The most important one you play cup is to pass the next round, and then this we make well today. Now we have a very important game here. We arrive Sunday, and then is the best preparation because we have many players. They just come back from World Cup. And then now we have all the group, and then we rock to improve. Like we finish our last game in the league. Çok mutluyuz bu akşam. Burada oyunumuzu oynadık. 1-0 galibiyet aldık. Önemli olan buradan kupayı bir sonraki aşamaya geçmekti ve biz de onu yaptık. Tabii bundan sonrası önemli olan bundan sonraki maç. Bir sonraki maça hazırlanmaya başlayacağız. Ligdeki maçımıza. Milli takımdan çok fazla oyuncumuz vardı. Onlar geri döndü. Şimdi bir takım halinde bütün olarak bir sonraki maçımıza hazırlanacağız. Bu senenin klasik senaryosu oldu aslında. Buffett'in 80. dakikadan sonra son dakikalarda gelen golleri. Sonradan oyuna girip ligde de çok maç değiştirmişti. Bugün de Turon'un sayesinde geldi. Bununla ilgili ne söyler? Donc on a pu passer à l'étape suivant grâce à toi cette année-ci. Donc tu entres dans le jeu par après les 80 minutes et puis après tu marques et puis après on gagne des points. It's my job to score the goals. It's what I try to do since I start football. But we can see today Patrick and Kerem make a good action, and then Kerem cross very well for me. Is the work of the team. Of course, the striker will score more goals, but I prefer to think as a team. Tabii ki gol atmak benim işim. Hani ben burada bunun için varım. Bugün ama sadece ben değil, Patrick olsun, Kerem olsun çok iyi oynadılar. Kerem iyi bir şekilde ortaladı, ben gol attım. Ve biz bu şekilde takım olarak bunu düşünmek lazım. Sadece ben olarak değil. Son olarak şunu da sormak isterim. Icardi, Seferovic, Gomis çok güçlü bir hücum üçlüsü var Galatasaray'ın. İstanbul Spor maçında da yüksek olasılıkla Icardi olmayacak. Bununla ilgili nasıl bir değerlendirme olur? Donc on a trois joueurs très puissants. Toi, Icardi et Seferovic. Donc Icardi il pourra pas jouer à Istanbul Spor. Donc ce sera toi certainement. We will see. We will see. We have three good strikers. This is very good. And then all of us have to work for Galatasaray. Tabii ki o maçta göreceğiz. Üçümüz de çok iyi forvetiz. Ancak hepimiz Galatasaray için çalışıyoruz. O maçta da göreceğiz. Thank you, Buffett. Congratulations. Buffett Migomis'in görüşleri bu şekildeydi. Evet, asisti de Kerem yaptı. 6 gole ulaştı Gomis. Aldığı sınırlı sürede bu sezon Galatasaray'ın en verimli oyuncularından bir tanesi. Buffett Migomis ve devam edeceğiz değerlendirmelere. Şimdi de hemen asisti yapan Kerem. Emre Kaplan'ın yanında yine Emre'ye dönelim. Alp Özgen günün bir diğer yıldızıyla Kerem'le birlikteyiz. Kerem, tebrik edelim. Resmi maçlara galibiyetle başladınız. Bir üst turdasınız. Nasıl değerlendiriyorsun? 40 günlük bir aranın ardından yeniden bir resmi maçta sahadasınız. Dediğiniz gibi önemli olan galibiyetti. 40 günün ardından ilk resmi maçımız. Hazırlık maçları sonuç olarak çok fazla istediğimizi alamasak da oyun olarak istediğimiz oyunu oynuyorduk. Bugün de sahaya çıkmadan evvel bunun konuşmasını yaptık. Güzel bir oyunla bıraktığımız yerden devam etmemiz gerektiğini söyledik. İşler çok istediğimiz gibi gitmedi ama böyle maçlar gerçekten zor oluyor. Geçen sene bunun acısını fazlasıyla çektik. Bu maçta böyle bir hataya yer olmadığını defalarca konuştuk. Bugün de çok şükür hata yapmadan güzel bir 1-0'lık zor da olsa bir galibiyetle bir üst tura çıktık. Kerem, aslında yaşın genç ama takımın tecrübeli oyuncularından bir tanesisin ve Antalya'da da artık senin için yeni bir görev tebliğ edildi aslında. Takımın üçüncü kaptanı olarak artık sahada olacaksın. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu gerçekten çok büyük bir gurur benim için. Çünkü ilk Galatasaray'a geldiğim zamanı hatırlıyorum ve şu an şimdiki olduğum durumdayım. Gerçekten bu tarif edilemez bir mutluluk. Ama önemli olan tabii ki saha içinde ve saha dışında takım olarak hep birlikte Galatasaray'ı istediği yere getirebilmek, istediğimiz yere getirebilmek. Bana da bu görev verildi. Ben de bunu en iyi şekilde yapacağımı inanıyorum. İnşallah sonu şampiyonlukla olur. İki kupayla birlikte Galatasaray'a armağan etmiş oluruz. Şampiyonluk dedin.
bu yoldaki ilk maçta bu hafta sonu pazar günü İstanbulspor'la yine burada. Kısaca onu da sorayım, sonra uğurlayalım seni Kerem. Gerçekten zor bir maç olacak. Çünkü İstanbulspor hani baktığımız zaman rahat bir maç gibi gözükebiliyor bazen. Böyle bir düşüncelere kapılabiliyor ama bizim asla böyle bir oyuna, böyle bir düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Taraftarımızla birlikte bence o maç full taraftarla birlikte çok güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum. İnşallah galibiyetle lige bıraktığımız yerden devam ederiz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim bir kez daha Kerem. Kerem Aktürkoğlu'nun da görüşleri